Babam da kilolu. Ne diyor? Benim ameliyat olmamı istemedi. Yok işte olma, gene verirsin, spora yazdırayım seni. Ama bu böyle çözülebilecek bir mesele değil. Spora bir kere fitness'a yazılmak, eğer yüzün üstündeyseniz çok saçma bir şey. Yani ben kondisyon bisikletinde uyuyakaldığımı bilirim. Hiç sevmiyorum. Aynen öyle. Uyuyakaldım ve dediler ki kızım sen git, yani gelme. O kadar kötü bir durumdu. Böyle bir çare buldum ve babam girdi konuşmaya, hocalarımla konuştum. Kaç kilo babanız, çok özür dilerim. Babam kaç kilo? 120 vardır şu anda. 120, evet. Girdik konuşmaya, bir saat sonra dedi ki Serra yarın ameliyat olabilir mi? Yani direkt ikna oldu ve dedi ki lütfen olsun. Çünkü çok güzel bir Hayır, şey. Hayır, yani sonuçta şey demek lazım. Baba sen hani sen kendine bak, hani sporla bizim hani verilseydi evet, sen evet, verirdin evde. Aynen öyle. Peki şunu soracağım şimdi. Ablanız kilo alamıyor. Ne yese kilo alamıyor. Evet. Siz diyorsunuz ki ne iş yapıyorsunuz? Oradaki resimde bir şey yapıyorsunuz ama fotoğrafta evet, ne yapıyorsunuz? Evet, ben oyuncuyum. Tiyatro okuyorum. Bu dönemde de yani zaten hayatınız değişiyor. Bütün hayatınız değişiyor. Eğer kiloluysanız size hiçbir şekilde rol gelmiyor. Bazı gelse özel rolleri kaybediyorsunuz ama. Ve... Bazı değil, hepsini kaybediyorsunuz. Hayır, yok, hayır, yani orada yapabileceğiz, o kiloyla yapabileceğiz de bazı evet, özel evet, roller var. Aynen. Onları kaybediyorsunuz. Sizin bir etiketiniz oluyor. Siz şişmansınız. Evet. Şişman. Şişman kız. Böyle devam ediyor. Bu hiçbir şekilde siz normal bir dizinin kadrosuna giremiyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor ama bu ameliyattan sonra, kilo verdikten sonra zaten bütün hayatınız değişiyor. Yani ben merdiven çıkmıyordum. İstemiyordum. Yani merdiven çıkmak istemiyordum. Bunun yüzünden okula gitmek istemiyordum kiloluyken. Ya bu bakar şimdi... mısın nereden nereye geliyor hikaye? Bu çok önemli bir şey. Hep burada vurguluyoruz biz. Sıkıntısı olan insanlar, yani sağlık sorunu olan ve kronik sağlık, yani kalıcı sağlık sorunu olan insanlar bir süre sonra ne olursa olsun eve kapanıyorlar. Yani her durumda, aktif işi de olsa, işte bir okulu da olsa, çevresi, eşi, dostu da olsa yavaş yavaş hepsini kaybediyorlar ve eve kapanıyorlar. Evet. Peki siz arkadaşlarınız arasında, yani şimdi oyuncu olunca tabii iş daha değişik. Yani evet. Çünkü biz oyuncu deyince hani kabiliyet, bilgi evet ama biraz da fizik değil mi? Yani siz tabii bu kiloyu oyunculuğa başladığınızda böyle miydiniz? Yani eğitim böyleydim. Almaya başladığınızda böyleydim. Böyleydim. Peki oraya girerken düşünmediniz mi? Yani ben bu işi yapacağım ama bu kiloyla ne yapacağım evet, diye. Evet, işte bir sürü yöntem denedim ama olmuyor. Elimden hiçbir şey gelmiyor. En sonunda yani bu yöntemi buldum ve dedim ben olacağım. Yani hiçbir şeyden korkmuyorum. Yapacağım çünkü bir diyelim ki bir diziden bir teklif geliyor size ama bakıyorsunuz şişman rolündesiniz. Yani neden daha güzel roller olmasın? Neden daha güzel bir iş olmasın? Ama hep şişman. Ayrıca daha 6 ay kilo verecek. Hatta 7-8 ay. Evet. Mutlaka. 8. Ayında. Ben şöyle söyleyeyim. İnşallah önümüzdeki sezon ben sizin buraya çıkarttığımız bütün hepsini ekibi beraber. Hepsini bir araya toplayacağım. Hepsiyle beraber bir böyle geçit yapacağız. Bakalım kilolarına İnşallah var. İnşallah Serra da bir mesafe kat edecek. Televizyon dizilerinde falan. Serra'nın zaten belliymiş ama önce bir balona başvurmuş. Evet. Yani hani artık işin normal diyetli olmayacağını görmüş ve önce balona başvurmuş. Çünkü balon ve bu bant takılması daha çok bilinen operasyonlardı. Artık değil. Artık yaptığımız yayınlarla biz işin gerçekten kalıcı, çok önemli Ahmet Hoca vurguladı. Kalıcı olanının midenin tüp mide olduğunu öğrendik ve bu yöntem. Peki babanız razı oldu ama siz baştan razı mı gittiniz? Ben baştan razıydım. Her şeyi göze aldım yani. Dedim yok. Çünkü sonuçlar çok güzel. İnsanlar çok mutlu. Niye ben mutsuz olayım ki? Konuştun mu hiç daha önce olan kişilerle? Evet. Mehmet Ali Hoca'yı buldum. Öncelikle o bana hastaların isimlerini verdi. Referans olsun diye. Onlarla bir konuştum. Hasta destek toplantısı oldu. Ona gittim. O çok önemli. Bunu kısaca bir şey söyleyeyim. Bizim her mevsim, 3 ayda bir her mevsimde hasta destek toplantılarımız oluyor. Ücretsiz. En sonuncusu birkaç kere oldu. Olanlar olmayanlar mı bir araya olanlar, geliyor hocam? Olmayanlar, isteyen bu konuya ilgi duyan herkes gelebiliyor. Ama daha çok tabii ameliyat olan hastaların işte bir ay geçmiş, iki yıl geçmiş, dört yıl Asıl geçmiş. Asıl ebeveynlerin gelmesi lazım belki. Herkes geliyor. Onları da özellikle davet ediyoruz. Hakikaten çok yararlı oluyor. Ben hatırlamıyorum onun da gelmiş olduğunu ama gelmiş. Orada tabii onlarca, yirmilerce benzer ameliyat olan insanlarla karşılaşma imkanları bulunuyor. Bir de taraflı bir toplantı olmuyor. Web sitemizde ilan ediyoruz. Hep her isteyen gelebilir. Aynen, olup öyle. Memnun olmayanlar da gelebilir.